Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size duvar faynasının nasıl yapılacağını anlatacağım. Böyle beyaz, mat, 30'a 60 faynas var elimizde. Bugün size nasıl hani bu duvara nasıl harç çekilecek, nasıl %100 yapıştırılacak, onu size detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Ama önce gidelim bir harcımızı yapalım. Ondan sonra size anlatmaya başlayacağım bunu. İlk önce böyle bir kovada suyumuzu biraz dökelim. Yani tam böyle yarım olmasın, yarımın az bir şey aşağısında olsun. Ondan sonra fayans harcımızı dökelim. Arkadaşlar kıvamı bu şekilde olsun. Yani bu şekilde yaptığınız zaman çok duvar fayanslarında az bir şey sulu olsun. Yani tam bile kuru olmasın ki duvara iyice yapıştırın. Şimdi biz burada niye böyle küçük kovalarda yapıyoruz? Çünkü harcın kalitesini korumak için. Yani şimdi biz yapacağımız küçük bir yer, yani büyük yerlerde yapsak yine küçük yapıyoruz. Çünkü eğer bir çor yaparsak fayans harcı içinde kimyasal maddeler olduğu için çok uzun süre kaldığı zaman o içinde kendi kendine yani kalitesini düşürüyor. Yani şimdi bu şekil %100 kalitede oluyor ama çok uzun süre kaldığı zaman bu bir sefer kalitesi aşağıya doğru inmeye başlıyor. Yani %100'den %70'e, %60, %50'ye kadar düşüyor yani. Biz bu şekilde az az yaparak hem de çalışabileceğimiz gibi yapıyoruz, çalışacağımız kadar yapıyoruz. Hem de fayans harcının kalitesini de korunmuş oluyoruz. Yani büyük alan yeri olduğu zaman tamam hani çok yapın çünkü çabuk bitecek. Ama işte biz böyle az yapıyoruz, çalışabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yani öyle çok yapıp da sabah ve öğlen ustalar çoğu var. Sabah neyi yapıyor? Büyük bir leğenin içinde ta akşama kadar onunla çalışıyorlar. Ondan sonra fayans kalitesi de düşmeye başlıyor. Şimdi sizinle beraber bir bakalım hani bu 30-60'ı nasıl yapıştırılacağını da size göstereyim. Gel. Şimdi arkadaşlar burası bir duş. Duşun iç tarafı. Bu da aşağıda su gideri. Şimdi biz önceden bu duvarı yani arka tarafı korumak için bu folyoyu yaptık. Yani bu %100 olan güzel bir şeydir. Yani %100 sıvayı koruyor, zarar vermiyor. Şimdi biz fayansı bitirdikten sonra hani uzun süre geçtikten sonra bu fayans aralarında hafif böyle bir çarpmalar oluyor. Yani tam güzel yaparsın belki şey olmaz ama işi garantiye almak için bunları yapıyoruz. Bu da %100 duvarı koruyor. Çünkü eğer ki su zamanla içine doğru girdiği zaman bir sefer içeride hem bu sıvaya zarar vermiş oluyor hem de fayansın atmasına vesile oluyor. Yani şimdi bunu yaptıktan sonra su gidiyor ama su geçmediği için diğer tarafa su mecbur dışarı çıkmaz zorunda kalıyor. Ondan sonra hani içeride rutubet de olmuyor, yani koku da gidiyor.
Ama duvar suyu emdiği zaman bir sefer arka tarafta rutubet oluşuyor. Bir sefer içeride acayip bir keskin bir koku olmaya başlıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra fayansı yapalım. Ama işte bu folyonun üzerine fayans yaptığınız zaman sıvaya yaptığınız gibi değil de önce bu fayansı ilk başta bu fayans harcını duvara önce sıfır taraf ile yedirin. Şimdi bir de fayansı yaptığınız zaman duvarı yani harcı tavana kadar çekmeyin. Yani şöyle az az çekin, az az yapın ki fayans harcının kalitesini koruyun yani. Direkt onu yapıştırın ki fayans kalitesi yüksek olsun, yani yapıştırma kalitesi yüksek olsun. Şimdi ilk başta harcı böyle her yere yayın. Şimdi az bir şeyi biraz üzerine koyup yani bu duvar fayanslarında böyle yan çekmeyin. Daima hafif dik tutun, yukarı doğru çekin. Yani döşeme şeklinde yukarı doğru yapın. Yani bu harcı. Şimdi bu fayansınızı hani geçen videoda da anlatmıştım. Bu aradaki olan tırtırları iyice yedirin bu fayansı. Sıfır yedirin. Şimdi bu yeni yapıştırma sistemlerinde fayansa plastik çekiç vurmanıza hiç gerek yok. Çünkü uygulamayı doğru yaptığınız süre içerisinde fayansa zaten yapışıyor. Hani istiyorsanız gelin bir bakalım nasıl yapışmış. Aynen. Bakın hiçbir yere neredeyse hava almamış. Şimdi şu bu yan tarafta biraz kalmış. Biz birazdan da biz buradan sonra yedireceğiz yani iyice yapışsın diye. Bir de fayansınız hemen bulandığı zaman hiç bekletmeyin. Hemen yıkayın. Tertemiz olsun. Yani temiz çalışmaya özen gösterin. Şimdi bir tane daha yapalım.
Şimdi bu yaptıklarımızı bir daha size göstereyim. Yani %100 her yere yapışmış. Zaten daha söylediğim gibi birazdan bunu da yandan yedireceğiz zaten. Her yere yapışmayacağım, her yere girmiş. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Daha uzun göstermek istemedim çünkü ne kadar uzun yaparsam izlemezsiniz, onu biliyorum. Yeni öğrenci arkadaşlarımız için faydalı bir şey öğrenmeye çalıştım inşallah. Sadece sizden küçük bir desteğimi bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum daha doğrusu. Sadece kanalıma abone olun. Like atmayı hiç unutmayın. Çünkü ne kadar like atarsanız video o kadar daha çok öğrenmek isteyenler kişiler önüne çıkar. Onlara yardımcı olmuş oluruz. Ve de size vesile olmuş olursunuz. Herkes Allah'a emanet. Saygılar sunuyorum.